Araç sizin mi? Evet. İşte buradan ilerlemek için şu şekilde geçmek, kaldırımdan yürüme imkanınız yok. Ne yapıyorsunuz? Yola iniyorum tabii ki. Kaldırım anlayışım yok. Park ederken hassasiyetim yok. Aslında hepsi benim. İstanbul'da hemen hemen tüm kaldırımlarda benzer yazıları ve benzer manzaraları görmek mümkün. Yayalar, park eden araçlar yüzünden bu kaldırımlarda yürümekte zaman zaman güçlük çekiyorlar. Bakın işte kaldırım kenarına park edilen araçlardan iki tanesini görüyorsunuz. İşte buradan ilerlemek için şu şekilde geçmek ve yol almak gerekiyor belki ama ne kadar zorluklarla karşılaşıldığı ortada. Aslında burası kaldırım ama burada ve birçok yerde manzara hiç ama hiç değişmiyor. Evet. Araç sizin mi? Evet. Ya bir şey söyleyeceğim şimdi. Normalde şöyle buradan yürümek istesek ya da sizin gibi... Yürüyemezsiniz evet. Hani... Şimdi burada durmuyor ya, gecede kimse dolaşmıyor zaten. Bakın burası İstanbul Kağıthane'de bir kaldırım. Ama şöyle kaldırımdan yürümek istediğiniz zaman mesela şöyle aksiyonlara girmeniz gerekiyor ki şu tekerleğe bakar mısınız? Selim biraz yaklaş. Yani yürünebilecek hiçbir alan yok. Bugün mağdur oluyorum, yarın mağdur ediyorum. Aslında hep beraber, toplam olarak bir bakış açımız. Şuradan bir yürümeyi deneyelim mi? Buradan yürüme şansım yok ki çünkü kaldırım kısmı sıfır yanaştığı için ha. Her yer aynı, her yer. Bakın buradan çıkın aşağı kadar komple. Bu sorunu en çok yaşayanlar da görme engelli vatandaşlarımız. Canan Çam Yücel burada oturuyor ve hemen hemen her gün benzer problemlerle, benzer sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Örneğin buradan az önce yürümeye çalıştı ama bastonu buradaki otomobile çarptı, ilerleyemedi. İlerlemesi gereken yerden ilerleyemedi, kaldırımdan. Bu gibi durumlarda da tabii ki kendine alternatif çözümler bulmaya çalışıyor ama onlar da gerçekten çok tehlikeli. Kılavuz çizgilerin üzerine motosiklet park etmişti ve ben o kılavuz yolu takip edememiş oldum dolayısıyla. Peki kaldırıma araç park etmenin cezası ne kadar? Emniyet kayıtlarına göre ceza kesilen birçok araç var ve bunun cezası da toplamda 437 lira.